Abdülhalim Hafız. Tabi siz ne kadar bunları tanırsınız bilmiyorum ama tanıyanlarınız vardır aranızda. Evet. Arap aleminin bunlar devleşmiş sanatçıları. Yemin billah ediyorum ilk kasetlerinden son kasetlerine kadar hepsi bütün kasetçilerde var. Hepsi var. Benimkini şu anda gidin arayı bulamazsınız hepsini. Korsandır sizinki sokaklarda. Hayır var. Ablacığım onu anlatmak istemiyorum kurban olayım ya. Arşive saygısızlığımız var. Devlet sanatçısı değil. Bizim Türkiye'deki, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sanatçılarımıza saygısızlık var. Gidin yarın un kapanı orada. Un kapanına gidin. Ünlü Gazelhan. Kim o adını söyle. Ben kafam sindirelim böyle unutuyorum. Abdullah Yüce'yi saymıyorum ya. Abdullah Yüce onlardan daha sonra yani. Hafız Burhan. Hafız Burhan'ın serisini bulanın alnını karıştırıyorum. Bulamazsınız ki. Unuttular gittiler bile. Ne İbrahim Tatlıses'leri unutacaklar. Çünkü popüler kültür yaşıyor şu anda. Olmaz abla ama Arabistan'da, Arabistan'da popüler kültür yaşıyor. Ama kimi arıyorsan hepsi harfiyen A'dan Z'ye var. Çünkü ki, adamlar dünyaya çalışıyor. İbrahim Bey dünyaya marketleri geniş, pazarları geniş. Bizim her şeyimiz dar. Ama bu dar alan yerde... Genişletelim de, efendim ne var genişletelim, yani? Genişletelim buyurun siz başta... Sofrayı büyütelim. Niye genişletmediniz bu zamana kadar? Genişletir inşallah. Yüreğim şey yüreğim. Bir Malatyalı Fahri vardı. Duydunuz muydu? Evet. Malatyalı Fahri. Duymaz mıyım? Ayrılık ateşten bir ok, kıyamet kopar. Arayın bulun bakayım onu. Ancak TRT'de bulursunuz. Arşivlerinde var. Başka kasetleri var mı? Yok. Diğer Celal Güzel Ses'in var mı? Bıkkım Tahir'in var mı? Yok abla. Kimde var biliyor musunuz? Şimdi ben niye Hakan Eren'de var. Hakan Eren denen bir ben adam var. Ben ilgilendirmiyor ki birey, ya, kişi. Anladım da hani arıyorsanız ben isim vereyim dedim. Deniz Hanım. Ben bir kasetçiye yabancı olarak geldiğim başka bir ülkeden. Bu ülkenin nesi var? Kim sanatçıları kim diye. Kasetçiye sorduğum zaman hepsinin serisini bulmam lazım. Popüler ama sen gidiyorsun Arabistan'da hepsinin serisini buluyorsun. Çünkü sanata ve sanatçıya saygı var. Sinir sistemlerim bozuldu benim ya. Bu kadar basit. Evet abla ya. Bu kadar basit. 15 sene sonra senin serin yok. 10 sene sonra 5 sene sonra aynen yok. Aynen öyle. Şimdi ben ablama onun için konuya geldim. Abla yolda yürüyordun. Seni kim tuttu? O dublajcı bizim. Karşı komşumuzdu. Kim? Metin Bükey. Allah rahmet eylesin. Metin Bükey demiyorum. Karşı... Abla bu CD'yi çıkartan sana. Ne? Aa gece yarısı telefon açtılar. Ne dediler? Dediler ki 8-9 senedir peşinizdeyiz. Adresinize ulaşamadık. Hı. Şimdi ben de griptim. Çok hastaydım. İyi olayım da hanımefendi Nilüfer Saltık. İyi olayım da konuşuruz. Bir hafta sonra yine açtı. İyi olayım da konuşuruz. Sonra ben utandım tabii. Hanımefendi dedim ben sizi bekliyordum. Ay, gönül yazarının sesine benziyor aynı. Çünkü aynı ikisi. Bekliyordum. O zaman buluşalım dedi. Marmara'da randevu verildi. Ben sizi bekliyorum. Çok bekledim. Kaç sene bekledim? Bilin bakalım kaç sene bekledim. 39 sene bekledim. Oğlum 38 yaşında, karnımdaydı başladım ve tasavvuf müziğine ve tekbirlerle başladım. Sinekli Bakkal filmine tesadüf komşumuz Metin Bükey götürdü. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, hu Allahu Ekber deyince Türkan Hanım'ın ağzına, dudaklarına benim sesimin rengi 39 sene önce, 40 sene önce düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? 23-24 yaşında bir genç kadının ve böyle başladım. Civciv çıkacak, kuş çıkacak diye müstehcen filmlerde bıraktım. Abla seni yolda kim çevirdi? Dedi ki ben bir bomba patlatacağım. Bizim dublajcı. Ha. Onu... Necip Sarıcıoğlu. Bu CD'yi kim çıkarttı? Nilüfer ve Hasan Saltık, Necip Sarıcıoğlu benim Tom Mayister'imdi. Senelerdir görmüyorduk ve bir gün Nişantaş'ta bana rastladı. Ne zaman, ne zaman? Oluyor yine nereden bakarsanız. Bak 2-3 senedir ama ben hep kulak arkası ediyordum. Birkaç tane şarkım var, bombayı patlatacağım, kıyameti koparacağım, kıyameti koparacağım. Aman nasıl kıyameti koparacağım, 39-40 sene olmuş. Kıyamet nasıl kopar? Gel bakalım abla.
Ve lafı uzatmayalım, lafı uzatmayalım. Necip Sarıcıoğlu'ya minnettarım. Evet. Recep Sarıcıoğlu en son işte böyle bombayı patlatıyor.